Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi geldik çokgenler ve dörtgenlerin ÖSYS sorularını çözmeye. Bakalım ne diyor arkadaşlarım birinci sorumuz. Diyor ki, uzunluğu 30 kök 3 birim olan bir telin bir kısmı kullanılarak alanı 3 kök 3 birim kare olan bir eşkenar üçgen, kalan kısmıyla da bir düzgün altıgen yapılıyor. Buna göre düzgün altıgenin kenar uzunluğu nedir? Şimdi, biz bir eşkenar üçgen yapmışız arkadaşlarım bu telle. Bir de düzgün altıgen yapmışız. Bize verilen bilgi, buradaki eşkenar üçgenin alanı, ki eşkenar üçgenin alan formülü şuydu. A kare çarpı kökü 3 bölü 4. A dediğimiz eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. Bunu 3 kök 3 olarak vermiş bize. Hemen bir hesap yapalım. Kök 3'ler gitti. 4 ile 3'ü çarpalım. 12. Yani A kare eşittir 12 oldu. Bu durumda A eşittir 2 kök 3 geldi. Yani bunun bir kenar uzunluğu 2 kök 3 birimmiş. Eşkenar üçgen. Şimdi toplam telin uzunluğu 30 kök 3'tü. Bu adamın çevresi 6 kök 3 ise telin 6 kök 3'lük kısmı buraya gitti. 30 kök 3'ün 6 kök 3'ünü buraya kullandıysam 24 kök 3'lük uzunluğunu da buraya kullandım o halde. Bu düzgün altıgen olduğu için 24 kök 3'ü 6'ya bölsem bir kenar uzunluğunu bulurum. O da 4 kök 3 yapar. İşte bize de bir kenar uzunluğunu soruyordu. Cevabımız Ceyhan'dan patladı gitti. Geldik ikinci soruya Goberler. Bakalım bu ne diyor. Düzgün altıgen biçimindeki fayanslarla ÖSYM böyle fayanslı soruları ya da ne bileyim böyle birim kareli ya da işte böyle birim altıgenli şekillerin içerisindeki boyalı yerlerin alanını sormayı seviyor arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Düzgün altıgen biçimi faraları örnekle gösterilen şekildeki süsleme yapılmıştır. Her bir altıgenin alanı bir birim kare. Şimdi buradaki şekilleri iyi anlamamız lazım arkadaşlarım. Bakın elinizde bir düzgün altıgen var. Bunun toplam alanı bir tanesinin şöyle alanı birmiş arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgende şu tam ortadan geçen köşegen bizim uzun köşegenimizdir. Ve bu uzun köşegen düzgün altıgenin alanını ikiye böler. Yani şuranın alanı da 1 bölü 2'dir. Buranın alanı da. Bakın bu şeklin içinde bir tane daha şöyle şeklimiz var. Onu da görelim. Şöyle çizeyim bunu da. O da şu. Şöyle tam ortadan 3 köşeye çizdiğimde burada oluşan, hatta şurada görüyorsunuz işte arkadaşlarım. Burada da şöyle bir burada oluştu. Bu beşgen olmuş da neyse altıgen olacak. Şöyle yapalım. Şurada 3 tane eşkenar dörtgen oluşuyor arkadaşlarım. Bunların 3'ünün alanı birbirine eşit. Yani bu da 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3. Toplam alan 1'miş ya. O yüzden 1 bölü 3'tü. Şimdi biz bu şeklimizde kaç tane 1 bölü 2'lik alan var, kaç tane 1 bölü 3'lük alan var bunu bulacağız dostlarım. Sayma işlemi yapacağız yani. Şimdi bakın şuradan başladık. Şurası yarım düzgün altıgen yani 1 bölü 2. Şimdi bundan kaç tane var bulalım. 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, 5... 6 tane 1 bölü 2 buradan geliyor. Şu içeriye bakalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 1 bölü 2 buradan geliyor arkadaşlarım. O halde taralı alanın içerisinde 12 tane 1 bölü 2 var. Artı. Şimdi 1 bölü 3'lere bakalım. Bakın şurada, şurayı çizdiğinizde şu da 1 bölü 3, bu da 1 bölü 3. 2 tane buradan geldi o halde. 2 tane buradan geldi 4, 2 buradan geldi 6, 2 buradan geldi 8, 2 buradan geldi 10, 2 de buradan geldi 12 tane de 1 bölü 3 var. İşte bunların toplamı da bizim cevabımız olacak. 12 bölü 2'den 6 burası, 12 bölü 3'den 4 burası, toplamımız da 10 yaptı. Cevap Ceyhan'dan çıktı arkadaşlar. Evet. 3 numara. Şimdi klasik bir şekil arkadaşlarım. Her soru bankasında karşılaşacağınız. Ben buradaki x'e
salat doğru diyorum dostlarım. Böyle eşkenar, daha doğrusu bütün şekillerin içerisinde böyle yukarıdan aşağı doğru indirilmiş bir şekil. İşte bu yükseklik değil, açıortay değil. Dolayısıyla bunun adına salak doğru diyorum. Ve düzgün altıgendeki salak doğruyu çözmenin yolu her zaman kısa köşegenden geçer dostlarım. O yüzden ben bunun kısa köşegenini bir çizdim şurada. Şimdi bilgilerimizi hatırlayalım. Burası 120 derece düzgün altıgenin bir iç açısı. Şuralar ikiz kenar olduğu için 4 diyelim. 30, 30 geldi buralar. Bakın 4, 4, kısa köşegen 4 kök 3. Zaten şöyle de demiştik, kısa köşegen her zaman bir kenarın kök 3 katıdır. Şimdi hemen şuradan da kısa köşegenin aynısını çiziyorum ve salak şekli, salak kenarı hipotenüs yapacak şekilde kısa köşegenimi buradan da çizdim. O halde bu da 4 kök 3. Şimdi bir kenar 4 olduğu için buralar 2, 2. Şurası da tabii ki 2. Buraya da 1 kaldı. Ve bakın Pisagor'u çakalım hemen. X kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. O da 48 yapar. Buradan X kare 49. X eşittir. Edirne patladı gitti. Her bir köşesinden 6 tane köşegen çizilebilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bu kaç tane bir köşeden çizilen köşegen sayısını veren formülü hatırlayacağız dostlarım. Bunu tabi bazen unutuyoruz böyle, çünkü buna benzer bir formül daha var. Bir köşeden çizilen köşegenlerle oluşturulan üçgen sayısı diye bir üçgen sayısını veren formül var, bir de köşegen sayısını. Bunlardan biri n-3, biri n-2. Hangisi hangisi onu karıştırdığınız yerde hemen bir tane bildiğimiz bir şekil çizin. Mesela ben beşgen çiziyorum. Şimdi bu beşgenin bir köşesinden bakın şu köşesini seçtim. Bakalım kaç tane köşegen çizebiliyoruz. Şimdi buradan buraya çizemem bu köşeyi. Çünkü zaten çizilmiş ve bunun adı bir kenardır arkadaşım. Peki şu köşeye çizdim bakın 1. Şu köşeye çizdim 2. Şu köşeye çizemem çünkü zaten çizilmiş, o da kenar. O halde beşgende iki tane bir köşeden köşegen çizdim. Yani kenar sayısının 3 eksiği kadar. O halde benim bir köşeden çizilen köşegen sayısını veren formülüm n-3'müş. Kaç tane üçgen oluştu mesela, ona da bakalım. 1, 2, 3. Bakın kenar sayısının 2 eksiği kadar da üçgen oluştu. Şimdi bu diyor ki bize, işte bir köşesinden diyor çizilen köşegenlerin sayısı 6'dır diyor. O halde n eşittir 9 geldi mi kardeşim? Bakın 9 gelmiş bu şeklimiz. Evet, x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bu bir beşgen. Ve bütün beşgenlerin düzgün olsun olmasın hepsinin iç açılarının toplamı 540 dereceydi dostlarım. Şimdi bunları tek tek toplayacağız. Öncelikle şurası 120 derecedir. Bunu bir yazalım. Şimdi toplayalım. 120. 120 daha 240. 100 daha 340. 90 daha 340'a 90 ekleyelim. 430. 540 olması için 540'tan 430'u çıkaralım. 110 derece kaldı. X de demek ki 110 olmalıymış dedik. Cevap Bursa. Evet, şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bakın bu bir düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgende şu kenar ikiye bölünmüş. O halde kardeşim ben şu D ile K'yı birleştirdiğimde şu özelliği kullanabilirim. Düzgün beşgende bir köşeden karşıki kenara indirilen yükseklik, kenar ortay ve açı ortay aynı doğruydu. O halde bu bir yüksekliktir. Bu bir açı ortaydır dostum. Yani şurayı 54 54 bölecektir diyebilirim. Şimdi tabii şurada da bir 108'imiz var. Bunlar ikiz kenarlar. Şuralara 36 36 kalmak zorunda. Şuranın 54 olması için buraya 18 kaldı. Bakın burada dik açıdan inen kenar ortay muhteşem üçlü yapar. Bu üçü birbirine eşit olur. Demek ki şu da bir ikiz kenar üçgenmiş. Buraya da 18 kaldı. Şimdi bizim soru işareti dediğimiz yer şurası. 90 ile 18'in toplamı, yani Bursa. Evet, 6 numara da tamamdır. Hemen çevirelim, 7 numarayı çözelim.
düzgün beşgenmiş, bir de ABF eşkenar üçgenmiş. Şimdi eşkenar üçgenle başlayalım. Bütün kenarlarına şu simgeyi yazalım. Bütün açılarına 60 derece diyelim. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Buraya 48 kaldı. Aynı şekilde buraya da 48 kaldı. Bakın demiştik ki iki düzgün şekil bir arada verildiyse kenarlarının üstüne tık tık simgesini koyup ikizkenar üçgen bulun demiştik. Bakın ben düzgün beşgenin bir kenarına şurada tık tık yapmışım. O zaman buna da, buna da, buna da ve buna da tık tıkı koyuyorum. Dolayısıyla bakın bir sağda bir de solda iki tane ikizkenar üçgen buldum. Şimdi şurası 48 ise tepe açısı, bunların ikisine toplam 132 kalır ve 66 66 paylaşırlar. Aynı şekilde bu da 48 olduğu için buraya da 66 66 kaldı. Şimdi bundan sonra soruyu çözmek için iki seçeneğim var. Ya üstteki dörtgenden x'i bulurum ya da bakın şurada 66 66 daha 132. 60 daha 192 yapar. Ve şundaki 4 açının toplamı yuvarlak yaptığı için 360'a eşit olmalı. O halde ben 360'dan 192'yi çıkarırsam cevabı bulurum diyorum. 10'dan 2 çıktı 8. 5'ten 9 çıkmadı. 15'ten 9 çıktı 6. Burada 2 kaldı. 168 oldu x dediğimiz açı. Evet, geldik şuna. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen. Az önce söylediğim taktiği bir daha uygulayacağım dostlarım. İki düzgün şekil varsa kenarlara tık tıkı koy. Bak düzgün altıgenin bütün kenarlarına tık tıkı koyuyorum. Şimdi düzgün beşgenin de bir kenarına koymuş oldum. O halde diğer kenarlarına da şöyle tık tık simgesini koyduğumuzda işte ikiz kenar burada çıktı kardeşim. Tabii ki şu açı da x oldu. Bu da x oldu. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120. O halde şu aradaki küçük açıya 12 derece kaldı. Ve bir üçgenin tepe açısı 12 ise geri kalan şu ikisine 168 kalır. 2x eşittir 168 yapar. X eşittir 84 bulunur dostlarım, cevap Edirne. Evet, 9 numaradayız. Düzgün beşgen var diyor. Bir de eşkenar üçgen. Bakın yine bir iki düzgün şekil var. Şimdi eşkenar üçgenle başlayalım. Şöyle kenarlarına tık tıkı koyalım. 60'ları yazalım. Sonra düzgün beşgenin kenarlarına tık tıkı koyalım. Ve ikiz kenarı arayalım. İşte burada. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108. O halde buraya 48 kaldı. İkiz kenar olduğu için şu eşit açıları 66, 66 kaldı. Bakın burada 60, 66 daha 126. O halde x'e kaldı 54. Yani cevap Ceyhan'dan geldi deriz. Evet. 10 numara. Kenar uzunluğu 2 birim olan iki tane düzgün eş altıgen verilmiştir. Tamam. Kesişim noktaları diyor. Bulundukları kenarların ortalarıdır. He. Şimdi şurası tam orta noktaymış arkadaşlar. O halde 1, 1. Aynı şekilde 1, 1. Tabii burada da 1, 1, 1, 1 yazalım. Şimdi bize de neyi soruyor? AB uzunluğunu, şurayı sormuş. Şimdi bakın şurası 120 derece. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşım. Ben 120'yi şöyle dışarıya doğru uzatırsam şurası 60. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Burası 120, şurası 60. Bakın buradaki üçgen nasıl üçgen çıktı? Eşkenar. O halde burası da 1 oldu. Tabii ki şu bu kenar uzunluğu 2'ymiş, 2'ymiş. Şimdi şuradan A'dan aşağıya bir diklik indirip şurayla birleştirdim. Yani amacım bu sorulan uzunluğu hipotenüs yapmak arkadaşlar. Hani birkaç soru önce söyledik ya, düzgün altıgende veya bir geometrik şekilde salak uzunluk, hiçbir sıfatı olmayan uzunluk sorulduğunda onu hipotenüs yapacaksınız. Öyle bulacaksınız. Şimdi burada da şu kenar 2, şurası 60. Demek ki 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı da köküç olacak. İşte bakın şuradan Pisagor'u çakalım, soru da gelsin. X'i bulalım buradan. X kare eşittir. Şurada bir 6 var. 6'nın karesi artı. Şurada da köküç var. Köküçün karesi. Cevap bu. Yani x kare eşittir 36 artı 3'ten
X eşittir kök 39. Bursa'da var. Evet, 11. Düzgün beşgen ve BFD. BFD bir eşkenar üçgen. Peki. Hadi bakalım şimdi neler yapacağız. Şimdi. Evet. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi bakın. Şuradaki DB kenarıyla DB kenarı tabii ki eşkenar olduğu için şunların her birine eşit. Bunları bir gösterelim de öncelikle. Sonra şurası 108. Bunu yazalım. Sonra şurası 36. 36. Bunları bir yazalım. Şu eşkenar olduğu için 60 olacak. Buraya 24. Buraya 24 kaldı. Bunu yazalım. Başka ne biliyoruz? Şöyle bir bakarsak. Başka da şu anda gördüğümüz bir şey yok gibi duruyor. Şunu gösterelim. Bakın bu da düzgün beşgenin bir köşegenidir. O yüzden bu köşegenler eşit olduğu için düzgün beşgende buna da tık tık simgesini koydum. Ve şunu fark ettim. Bakın bununla bu ikiz kenar. O halde burası x ise buraya da x yazalım. Şimdi şurası 36, 36, 108'di. Şurası toplam 108'di. Buraya 36 kaldı. Bunu söyleyelim. Gidiyoruz yavaş yavaş arkadaşlarım. Bulacağız eninde sonunda. Şimdi başka ne var? Şurayı gördük işte. Bakın buranın toplamı ne çıktı? Şuranın tamamı 36, 36 daha 72, 76, 96 geldi şurası. Ve bir de 2x'imiz var. Yani 96 ile 2x'in toplamı 180 olacak. Dolayısıyla 2x eşittir 84, x eşittir 42. Evet, bulmuşuz bile çoktan. Buna bakalım. Yine düzgün beşgen. Bir de ikiz kenar üçgen var. Bakın düzgün beşgenin bir kenarına tık koymuş. O zaman bütün hepsine koyarsak bizde şurada da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi bu 50 ise ikiz kenar olduğu için bu da 50. Topladım 100. Buraya 80 kaldı. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Buraya 28 kaldı. Şunların toplamı 152 yaptı şu ikisinin toplamı. 76, 76 paylaştılar bunlar da 152'yi. Sonra yine düzgün beşgenin bir iç açısı 108 olduğu için 76 ile x'in toplamı 108'e eşit oldu. Buradan x eşittir. 76'yı çıkarırsam 2, 32 geldi. Sorunun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, geldik 13 numaralı soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü şöyle hesaplanır diyor. Tamam. Kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim olan, siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan altıgen şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarlara paralel iki doğru boyunca kesilerek bir kenar uzunluğu 3 birim olan düzgün altıgen elde ediliyor. Şimdi şurası 3 birimmiş. Yani burada da şurayı gösterirsek burası 3 birimmiş. Şuranın uzunluğu 1 birimmiş. Şuradaki siyah kenarlar arkadaşlarım şu uzunluklar tamamı yani şuranın x birimmiş. Bunu da söyleyelim. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şu düzgün altıgenin uzun köşegeni her zaman bir kenarın 2 katıydı. Yani burası 6. Onu burada da gösterirsem burası 6 birimmiş arkadaşlarım. Bunu bir söyleyelim. Bu 1 olsun. Sonra madem düzgün altıgen şurası da 3 oldu. Şurası da 3 oldu. Şurası da 3, şurası da 3, şurası da 3 oldu. Onu da yazalım. Şurada bir yamuk çıktı bakın. Yamuk. Şurası da x eksi 3. Onu da yazalım. Şimdi bu yamuğun şuradan yan kenardan paralelini çizdim. Şurası 1. Şurası 1. Şurası 3. Karşılıklı kenarlar eşit. Burası da x eksi 3 oldu. Şimdi burası toplam 3'tü. 1'i buraya yazdıysam şuraya 2. 1'i buraya yazdıysam şurası da 5 oldu. Şimdi benzerlik yapacağım. X eksi 2'nin tamamını oranı x'e eşittir. 2'nin 5'e oranı diyeceğim. Buradan 2x eşittir. 5x eksi 10. 10 eşittir. 3x. X eşittir. 10 bölü 3 gelecek. Eğer bir hata yapmadıysak tabii ki.
Çünkü 10 bölü 3 şıklarda yok. Şimdi bir daha bakalım o zaman. Düzgün altıgende şurası 3. Burası 3. Burası x eksi, lan x eksi 3 ya. Heh. X eksi 3 bölü x, tamam, şimdi 2x eşittir 5x eksi 15. Heh, şimdi oldu. 3x eşittir 15, x eşittir 5 çıktı. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. 13 Denizli'ymiş. Evet, yine benzer kesmeli biçmeli düzgün altıgen sorusu. 3 tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 36 birim olduğuna göre. Şimdi bu evet, düzgün yanına 3 tanesi çıkarılıyor. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı. Şimdi bak, bu düzgün altıgense burası 120. Burası 120. O halde 60, 60. Şimdi hepsinde aynı şeyi yaparsam, 120'leri gösterirsem, bunların hepsi 60, 60. Yani her biri eşkenar üçgen çıkar şu 3 tanesine. Şimdi bunların eşkenar üçgense bir kenar uzunluğuna A dediğimde, bunun çevresi 3A. Ve bu 3A'dan 3 tane olduğu için 3'ünün çevreleri toplamı 9A. Ve bize bunu 36 olarak vermiş. Demek ki A 4. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğunu 4 bulduk. Neyi soruyor? Altıgenin çevresi. 6 tane 4'ü soruyor. 24'tür. O da Bursa'da var arkadaşlar. Evet, şuna bakıyoruz. Şekildeki birer kenarlar ortak olan bir düzgün altıgen ve bir kare verilmiştir. Bakın şimdi, karenin bir iç açısı 90, düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Şimdi bunlar birleştirilerek bir düzgün çokgen elde ediliyormuş arkadaşlar. Şurada bir düzgün çokgen geliyor. Bakın şöyle kesik kesikleri takip ederseniz. Peki 120, 90 daha 210. O halde şu açıya 150 kalır. Bakın, sizin oluşturduğunuz düzgün çokgenin bir iç açısı 150 dereceymiş. O halde bir dış açısı 30 derece olur. Şimdi bir düzgün çokgenin kenar sayısını bulmanın yolu şuydu. 360'ı dış açısına bölüyorduk. Bu durumda 12 kenarlı bir şekil çıkıyor arkadaşlarım. Kaç kenarlıdır diye soruyor. 12 kenarlıdır dedi. Evet, 16. soru. Bir iç açısı şöyle hesaplanır demiş, geçti. Düzgün dokuzgenmiş bu. Tamam. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Peki, başlayalım bakalım şimdi. Şimdi öncelikle dokuzgenin bir dış açısını bulalım. Hemen 360'ı 9'a böldüm, 40 çıktı. İç açısı 180'den 40'ı çıkarttım, 140 çıktı. Yani şurası 140. Şu açı. O zaman bunlara 40 kaldı. 20, 20 diye yazıldı bunlar. Şimdi aynı şeyi şurada da yaptım. 140. Şurası da 20. Şurası da 20 geldi. 20, 20 daha 40. O halde şu araya 100 derece kaldı. Şimdi şu bizim en kısa köşegenimiz. Bu da bizim en kısa köşegenimiz. O halde bunlar birbirine eşit. Yani burası 100 ise, şunların ikisine toplam 80 kaldı. 40. 40 paylaştılar bu 80'i. Bu da tamam. Şimdi şurası toplam 60 oldu. 140 olması için buraya da 80 kaldı. Bunu da söylemiş olalım. Bakalım başka neler geliyor arkadaşlarım. Şöyle bir baktığımızda güzel şeyler çıkması lazım. Şurayı birleştirsem mi diye düşündüm. P elemanıdır FB. FD eşittir FP. Şimdi şurayı birleştirsek 40, 70, 70 diye bir şey gelir. Çok da böyle bir artı bir şey olmamış gibi oldu benim için. Belki de oldu, çizse miydik acaba diye düşündüm ya. Neyse, devam edelim. Başka kısa köşegenler çizelim. Mesela şu da kısa köşegendir. Bu da eşittir buna. Başka, şu da kısa köşegendir. Bu da eşittir buna. Çok da böyle havalı bir şey olmadı ya. Yani düşünüyorum, bir şey gelmiyor aklıma arkadaşlar. O zaman saçmalama evresine girelim artık. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şu PC'yi birleştireyim. PC'yi birleştirdik. Bakalım neler çıktı burada.
Şimdi şurası 60. Şu kenara şu simgeleri koyalım. 40, 120. Açana burayı da çizsen. Şurada bakın 40 ikiz kenar üçgenden 70, 70 geliyor. Bir işe yarar mı bu acaba? 70'ti. Şurası 120 idi. Şuraya 50 mi kalıyor? Hiçbir işime yaramadı bu benim. 50. Tamam, iyi, güzel, 50 de. Zortladı mı şimdi? Şimdi saçmalamaya devam arkadaşlarım. Şuradan açılarımızı yazalım. 20, 20. Şunlar da 20, 20, 140. Şu da 20, 20. Bakın şurada bir ikiz kenar. Şurası 60, 20 daha 80. 140 olması için 60. Da yakaladık arkadaşlar. Şimdi geldi bir şey işte. Bakın ikiz kenar tepesi 60 ise ayakları da 60. O zaman 60, 60'ı da buraya yazalım. Bu da böyle geldi. Burada da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi 60, 20 daha 80, 20 daha 100. Şuraya 40 kaldı. İkiz kenarsa 70, 70. 60, 70 daha 130. X'e de 50 kaldı. Vay be. Yani şurada yaptıklarımız hikayeymiş. Şurası. Şuradan başlasaymışız geliyormuş soru. Neyse, önemli. Çözdük, önemli olan bu. Peki, hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz gençler.